12 aydan sonra etkileri başlıyor. Bu daha uzun soluklu bir etki görüyor enjeksiyonla yapmaya göre. Bu mezoterapi. Yan taraflar biraz daha hassas olur. Uzunlar taşıyor. Yeterli midir? Tüm organları olduğu gibi dermatolojik olarak, cilt olarak da çok sayıda bulgularla seyrediyor koronavirüs. Koronavirüse ait çok sayıda ve çok çeşitli cilt lezyonları görmekteyiz bize başvuran hastalarımızda. Hatta öyle ki bazen cilt bulguları daha ortaya çıkmadan ya da işte koronavirüs tanısı konmadan cilt bulguları ortaya çıkabiliyor. Bazen eş zamanlı ortaya çıkıyor, bazen de geç bulgularla seyredebiliyor. Dolayısıyla bu çok çeşitli cilt bulgularını gördüğümüz zaman hastaya koronavirüsün klasik semptomlarını sorguluyoruz. İşte öksürük, nefes darlığı, ateş gibi bulgularınız var mı şeklinde. Ortalama şu anki bilgilerimize göre her 5 koronavirüs hastasından bir tanesi cilt bulgularıyla seyredebiliyor. Bu bulgular arasında en sık makülopapüler dediğimiz deri seviyesindeki kızarıklıklar, yani bu elde, ayakta, gövdede olabilen kızarıklıklar şeklinde başvuruyor hastalar bize. Bunun haricinde ürtiker dediğimiz halk arasında da çok fazla bilinen dabas kurdeşen hastalığı olarak da geçen kızarık, kabarık, kaşıntılı cilt bulgularıyla gelebiliyorlar. Peteşi, purpura dediğimiz dokunduğumuzda solmayan, yine kırmızı ama böyle koyu livit renkteki özellikle de akral bölgeler dediğimiz el, ayak gibi uç bölgeleri tutan cilt bulgularıyla gelebiliyor. Ki bu bulgular biraz daha şiddetli koronavirüs geçiren hastalarda daha sık görülüyor. Bu bulguların dışında bazen veziküler dediğimiz su toplar tarzda, işte su çiçeği benzeri, derideki dağınık kabarcıklar şeklinde gelen hastalarımız olabiliyor. Vaskülitik dediğimiz damarsal komponentleri tutmuş bir şekilde gelebiliyor. Ki yine artık biliniyor ki koronavirüs trombotik, yani damarsal tıkanıklığa, yatkınlıkla da giden bir hastalık. Ve birçok komplikasyonları da bu nedenle ortaya çıkıyor. Cilt bulguları da tabii vücut bir bütün olduğu için buna paralel bir şekilde seyredebiliyor. Hastalarımızın da çok muzdarip olduğu bir durum saç dökülmeleri. Özellikle koronavirüs enfeksiyonunu geçirdikten 2 ila 4 ay sonrasında gördüğümüz, bazen çok yoğun da olabilen, yine geçirilen koronavirüs enfeksiyonu şiddetiyle de paralel seyreden çoğunlukla şeklinde saç dökülmeleri şikayetleri hastalarımız geliyorlar. Dediğim gibi geç bir bulgu. Bunun nedeni hastalar tabii çok ciddi bir stres, psikolojik bir stres geçiriyorlar. Hem hastalığı bazen çok ağır geçiriyorlar, hem de bunun hafif geçiren hastalarda bile psikolojik ben çok etkilendim diye hastalardan aldığımız ifadelere göre bu şekilde yansıyor. Dolayısıyla stres bir kere telojen effluvium dediğimiz genel bir saç dökülmesi, halk arasında da mevsimsel geçici dökülme denilen dökülmeye neden olabiliyor. Yine alopecia areata dediğimiz işte para büyüklüğünde yuvarlak açıklıklar şeklinde seyreden şekilde saç dökülmeleri görebiliyoruz. Androjenik alopesi dediğimiz erkeklerde özellikle tepeden açılma, frontal bölgelerden içeriye doğru girme şeklindeki klasik erkek tipi dökülme dediğimiz, yine bunun bayan formasyonu da var, tepeden açılma şeklinde seyreden. Bu androjenik alopesi sıklığında da son zamanlarda artış görmeye başladık ve bunların da bir kısmı elbette ki koronavirüs hastalığı nedeniyle olmaktadır. Erkeklerde daha fazla görüyoruz. Bir de koronavirüsü erkekler biraz daha fazla geçiriyor sigara içme nedeniyle ve biraz daha şiddetli geçiriyorlar. Bu nedenle de belki bir tık erkeklerde daha fazla ama telojen dediğimiz genel dökülmeyi her iki cinsiyette sıkça görüyoruz. Klinikte muayene sırasında hastalarımızı değerlendirirken bu normal bir dökülme mi yoksa hastalık dökülmesi mi diye ayırt etmek için bazı testler yaparız.